Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçlara çok iyi gelen ceviz kabuğunun suyunu paylaşmak istiyorum. Gerçekten ben çok faydasını gördüğüm için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunu aşağı yukarı 15 yıldır yapıyorum. Şu anda saçlarımda tek tük beyazlar var. Onlar da zaten önceden çıkan beyazlardı. Aynı zamanda cevizin içinden çıkan perdeler de öksürük, bronşit, Parkinson, Alzheimer ve akciğer iltihaplanması gibi hastalıklara çok iyi geldiği biliniyor. Bunun 5-6 tanesini bir bardak suda kaynatarak birkaç dakika bekledikten sonra içilirse çok faydası olduğu biliniyor. Onu da öyle değerlendirmenizi isterim. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, beğenip paylaşmanızı çok isterim. Çok memnun olurum. Önce bu cevizleri kabuklarını bir tencereye doldurup 2-3 su onların tozları gitmesini istiyorum. Sonra üstünü geçinceye kadar su doldurup en az 20 dakika, yarım saatte olabilir, kaynamaya bırakıyorum. Mutlaka denemenizi isterim. Çok faydasını gördüm. Aynı zamanda saçlara canlılık ve parlaklık da veriyor. Saç çoğalmasına çok faydası yok ama güçlendiriyor. Çünkü içinde cevizin olgunlaşmamış olanları, çürük olanları da var. Hepsi kaynayınca onlar saça vitamin gibi nüfuz ediyor. Şimdi bunu ocağa aldım. En az 20 dakika kaynamaya bırakacağım. Kapağını da kapatırsam daha hızlı kaynar. Kaynama işlemi bittikten sonra da soğuyunca da dolduracağım. Kısacağım ve 20 dakika kaynatacağım. Cevizimizin suyu kaynamaya başladı. Ceviz kabuğunun suyu kaynamaya başladı. Şimdi tencerenin altını kısıyorum. Ben tencereyi bayağı doldurdum. Siz birazcık daha eksik bırakabilirsiniz. Şimdi ateşini kıstım ve 20 dakika kısık ateşte kaynamasını bekleyeceğim. Bayağı bir renk alıyor, koyu bir renk alıyor. Kaynatmış olduğum cevizlerinin kabuklarının suları soğumuş. Şimdi bunları şişelere dolduracağım. Haftada bir defa saçımızı önce bununla ıslatacağız. Bir 10-15 dakika bekledikten sonra da saçımızı şampuan ya da sabunla yıkayacağız. Nasıl banyodan şampuanınız hiç eksik olmuyorsa cevizin suyu da hiç eksik olmasın. Boyalardan kesinlikle kurtulacaksınız. Ve hem sağlıklı hem çok faydalı, mutlaka denemenizi isterim. Çok da basit bir şey. Şimdi bunu şişelere doldurayım. Çok da uzun gidiyor. En az bu su insana 6 ay bile yeter. Ucuz ve basit bir tarif. Mutlaka deneyin. Bir tencere ceviz kabuğundan 2,5 litre ceviz suyumuz çıktı. Bu en az bize 6 ay gider. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten saçların beyazlamasını durduruyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, beğenip paylaşmanızı çok isterim. Memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.